Gaziantep'in İsrail ilçesinde geçen yıl meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde oğlu Umut Gençoğlu'nu kaybeden Esin Gençoğlu, yıkılan evinin olduğu arsaya oğlunun adını verdi. Umudum kafeyi açtı. Umudum derdim, umudum yazdım. Umudum. Bana o kadar çevrem vardı ki, tüm arkadaşlarım hepsi çekildi, o gün o çıkarıldı diyor. Herkes sen söyle diyor, diyor biz Esin ablamıza da söylemeyiz. Ona diyorlar sen söyle söyle. Benim oğlumu şuraya koydular. Yatağımla çıktı benim oğlum. Yatağımla. Ben depremde kaybettim. Bu kafeyi açmak amacım onun adını, ismini her yerde duyurmak. Bağıra bağıra, çağıra çağıra. Hatta benim yani o kadar farklı ki bu amaç, sadece amacım buraya insanlar gelsin, oğlumun arkadaşları gelsin, tüm insanlar gelsin, hikayemi dinlesin, çayımı kahvemi içsin. Oğlumun arkadaşlar geldiği zaman ben bu boyunlarını koklan, şeyini boyunlarını öpüyorum. Oğlumun kokusu geliyor mu diye. O geceyi anlatayım size. 6 Şubat. 6 Şubat. O gece ben saat bitişik komşum var Medine Kurt. Ben, oğlum Merve, Medine'm. Medine girdi, oturduk. Bayağı bir oturduk. Gecenin 3'üne kadar oturdum. Oturduk hep beraber. Ama bu Merve, Medine, Umut'un o kadar gülüyorlardı ki anlatılacak gibi değil. Ben bu kadar gülen insan görmedim o gün, o akşam. Ya dedim, ne oluyor Umudum dedim, niye bu kadar gülüyorsunuz? Hem Merve hem Medine hem oğlum. Anne dedi, bugün çok güldüm, güldük dedi, yarın ağlayacağız dedi. Ben de dizime vurdum. Anan ölsün oğlum dedim, sen niye şey edeceksin, ağlayacaksın, ben ağlayayım dedim. Böyle konuşurken saat gecenin 3'ü oldu. Üçünde, oğlum dedim yarın ben çalışacağım, eve geçelim. Eve geçtik. Üçte, Umut'un kız arkadaşıyla konuşuyordu. Konuşmuş 3.30'a kadar. Ben de o anda dalmışım, uyumuşum. Umut da uyumuş 3.30'u geçe. Bir kalktım 4.17. Hafif sallanıyoruz. Bu hafif sallantı o kadar şeydi ki, benim yatağım burada, oğlumun kitaplığı burada. Kendi yatağı burada oğlumun. Sallanınca kitaplığı tutup hafif olacağını zannettim. Kitaplığını tutayım, oğlumun üstüne düşmesin istedim. Deprem birden daha hızlı olmaya başladı. Umudum kalktı. Oturdu yatağında. Üstünde yorganı var. Bu şekilde oturdu. Oğlumla göz göze geldim. Oğlum bana veda ederek gitti. Ben ama şunu dedim. Oğluma ne olmuş? Sarı siyah. Boynu incelmiş, ölüm sıfatı gelmiş dedim oğluma. O şekilde olunca, ölüm sıfatı gelmiş deyince Umudum yorganı aldı, ters döndü. Ben Umudum... Sarsıntı olurken yorganı üzerine çekti. Evet, uyanmadı. Çünkü o kalkış anı bana veda etme anıymış. O kalkış anı bana sadece veda etme anıymış. O sarsıntıdan... Hiçbir şey söylemedim. Söylemedi. Ne kendi söyledi? Sadece göz göze geldik. O yat yorganı alınca ters döndü. Ben Umudum yanıma dememle, sadece Umudum yanıma dememle evin döndüğünü hissettim. Kaç saniye sürdü sabır? Bizim evin kepmesi. Ben 7 diyorum. Hadi size 10 densin. Ben 7 diyorum. O sarsıntıda 7. katta oturuyorum ben. Beni nasıl fırlattığını hiç bilmiyorum. O an yok bende. Caddede buldum kendimi. İki kalktım düştüm, hala deprem oluyor. Üçüncüde kalktım. Hemen direkt apartmana yönümü döndüm ki ev gitmiş. Ev gitmiş sadece. Sizde yara bere var mı? Hiçbir şey yok. Bir tane taş üstümde yok. Hiçbir şeyim yok.
Hiçbir yara bere, bir tane taş, kum. Ha, sadece biraz kumlanmış saçlarım. O şekilde. Hiçbir şeyim yok. Sadece ağzımda döndüm Umut. Benim enkazda annem var, babam var. Aklıma gelmedi. Sadece Umut. Onlar ne durumdaydı, anneniz babanız? Enkazdalardı onlar. Ben görmedim. Çıkardılar. Annemi 5 saatte, babamı 8-9 saatte. Ben bilmiyorum. Çünkü sadece Umut'um diyorum. Annemi babamı çıkarıp hastaneye götürmüşler. Bana söylüyorlar ama ben hala Umut'um. Hala Umut'um. Oğlumu... Kaç gün sonra çıkarsın? İkinci günü. Umudunuz var mıydı peki? İsmi Umut'tu. İsmi Umut'tu. O gözümün önünde kalkıp göz göze gelmemizle yani gittiğini hissettim. Çünkü biz vedalaşıp gitti oğlumun. Gideceğini biliyordum. Ama diyordum adı gibi Umut olsun bana. Adı gibi Umut olsun. Sadece onu diliyordum. Yani bilmiyorum. Adı gibi Umut olduğu zamana kadar ama şu an umudum toprağın altında. Yine de umudumun adı gibi Umut yapacağım oğlum. Peki binada kaç daire vardı? Kaç kişi vefat etti o binada? Çamlık apartmanında 28 evimiz vardı, dairemiz vardı. Ben 103 kişi biliyorum. Bilal indir lütfen. 103 kişi biliyorum vefat eden sayımızı. Giden sayı ölü diyemiyorum, gitti diyorum. 103 kişi vefat etti. Peki Medine ile Merve de öldü mü? Evet, Medine ile Merve de öldü. Kaç yaşlarındaydı onlar? Medine'm 32, Merve'm 19. Oğlumla üçü aynı kafede çalışıyorlar. Umut kaç yaşındaydı? 16. 16 yaşındaydı. Evet, 16. Hayalleri neydi Umut'un? Umut'un hayalleri kız arkadaşına söylermiş dediğim gibi. Umut'un hayalleri dayısı var yurt dışında. Pasaportuna başvurmuştum. Ama yurt dışına gitme hevesi çok fazlaydı. Olma dedim, oğlum hadi dayı götüremedi ne yapacaksın? Anne ne yapacağım dedi. Ya bir beden eğitimi öğretmeni olurum. Ya polis, ya asker olurum. Yapacak başka şeyim yok dedi. Peki çok mu istiyorsun yurt dışını dedim. Evet anne dedi. Peki oğlum gidersen ne yapacaksın? Hani dedim sen hep araba seviyorsun ya. İlk başta arabanı alacaksın dedim. Hayır anne dedi. Sana ev alacağım ben önce dedi. Benim oğlum burada büyüdü. Benim oğlum burada yaşadı. Benim oğlum burada top oynadı. Benim oğlum her şeyimizi burada yaptık. Ben burada sabahları gelince kahvemi alıyorum oğlumun hayalleriyle. Konuşmasıyla. Benim oğlumla şurada maç yaptığımız aklımda. Futbol oynadığımız aklımda. Benim amacım bu. Yani oğlunuzun yaşadığı alanı terk etmemek. Etmemek. Etmeyi de düşünmüyorum. Gerçekten etmemek. Yoksa başka yerde de açabilirdim. Başka şeyde de yapabilirim. Ama ben buraya geldiğimde oğlumun sesini duyuyorum. Anne gel seni bir öpüm hele. Kapıya çıkar da oğlum. Anne gel seni bir öpüm hele. Medine'nin sesi burada kulaklarımda. Tak tak kapıyı çalardı. Gerçekten. Onu gör, bilmiyorum. Göremedim. Göstermediler. Dedim ki ben bir arabadan kaçtım, çıkarmış. Çevremin hepsi biliyor ama kimse bana cesaret edilsin. Ama buraya kadar zor arabadan kaçtım oğlumun olduğu yere. Dedim boşuna yapmayın, bu benim oğlum. Değil dediler. Benim oğlum dedim ya. Ben oğlumun boyundan ince, zayıf, ben oğlumu tanırım, üstörtük oğlumu. Dedim bu benim oğlum. Bir baktım çevrem sarılmış ki oraya gitmeyin, orman gitmeyin diye. O kadar şey etmişler, dedim boşuna uğraşmayın, bu benim oğlum. Hissettim, bildim, üstörtük oldu halde tanıdı. En sonunda benim Kemal hocamın eşi söyledi, biz beraber çalışmıştık. Songül abla söyledi, Esin arabaya aldılar, Esin dedi bir yere gitti.